Evet sevgili arkadaşlar, hep maçı konuştuk. Biraz da transfer duyumu konuşalım mı? Ne dersiniz? Konuşalım, konuşalım. Konuşmayalım mı? İyi siz bilirsiniz, konuşmayalım o zaman. Konuşalım evet arkadaşlar. Şimdi Antalyaspor Nazım Sangari'nin transferi kapsamında Fenerbahçe'den takasla kadrosuna katacağı Murat Sağlam'la sözleşme imzalayacak. Artık ne zaman imzalayacaklar? Biz de bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Murat Sağlam'la ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bana bile söylenmeyen bir şey var. Yani çok sordum. Dedim ki ya disiplinsiz mi? Ne bileyim yeteneksiz mi? Şöyle oynadığım maçlara bakıyorum. Ya hani o kadar da kötü değil ya. Ya o kadar da kötü değil diyorum. Yani bir şeyler yapıyor diyor diyorum. Bilmediğin şeyler var diyorlar. Sus diyorlar. Susuyum yani o şekilde susuyorum. Ama yani anlamıyorum. Niye öyle olduğunu gerçekten anlamıyorum. Demek ki bizim bilmediğimiz bir şeyler var. O yüzden susalım. Hayırlı olsun iki taraf için de ne diyelim? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Erbatur Ergenekon Altay Bayındır Kepa'dan daha iyi kaleci. Kepa kepaze ya. Gerçekten kepaze. Bak Altay Bayındır gerçekten iyi kaleci. Hani sizin en uf alan bir hata yapsa da bir hata yapsa da çöp demiştim geldiğinde. Lan lafım yalan olmasın diye dua ettiniz Altay Bayındır için milletin övgülerine bakın. Ha şunu söyleyeyim. Altay Bayındır gerçekten büyük takımın kalecisi olur. Bak Chelsea'nin kalecisi olur, Liverpool'un olur, Real Madrid'in olur, Barcelona'nın olur. Ama biraz da yolu açık olması lazım. Müjdeli haberlere geldik. Bunu nasıl versem? Şimdi siz nasıl buna sevineceksiniz? Sevinemezsiniz ki. Aston Villa, hocam Samat dayı geri mi istiyorlar? Dur lan. Aston Villa, hocam Samat'ta da pürüz mü? Lan bir dur. Hocam Aston Villa, hocam Aston Villa, Kopenhag'ın stoperi Victor Nelson için €10 milyon teklif etmiş arkadaşlar. 10 milyon euro Victor Nelson için. İyi de bize ne hocam ki Aston Villa kimi alıyorsa alsın. Parayı peşin mi verdik hocam? Lan yok. 21 yaşında bu çocuk. 14 Ekim'de 22 olacak. 4,5 piyasa değeri gözüküyor. 10 milyon euro teklif etmişler. İyi de hocam bize ne ki? Anlayanlar beğen butonuna basabilir mi? Yo abone ol. Abone butonuna basın anlayanlar. Anlayanlar abone butonuna basın. Zaten sevinçle abone butonuna basacağınızdan eminim. Anlamayan arkadaşlarım. Kopenhag'ın stoperleri. Nelson, Bjelland, Ekonomi, bir de Sigurdsson var. Galatasaray'dan gitmedi lan bu Sigurdsson. Hayır. Sigurdsson. 4 tane stoperi var. Danimarkalı. Bir tanesi giderse oraya bir Danimarkalı daha gerekmez mi? Hocam Danimarkalı kim? Kea'yı mı alacaklar? He Kea'yı alacaklar. Aynen Kea'yı alacaklar. Lan Zanka'yı istemiyorlar mıydı? Zanka'yı istiyorlardı. Bunlar 10 milyona bunu satarsa Zanka için istediğimiz bonservis bedelini verirler herhalde değil mi? Eşek değiller verirler tabii canım. Niye vermesinler? Ben olsam veririm. Samet Güzel. Bir gün Lugano bana stoper dediğin gergin olacak. Gözlerinden ateş saçacak. Rakip ile göz göze geldiğinde korkutacak. Sahaya çıktığı andan itibaren kimse yanına yaklaşmaya cüret edememeli. Yanaşanlar da o cesareti alıp gelecekler dedi diyor. E ben bunu biliyorum. Samet Güzel'i değiştirelim. Mustafa Hoca takipçileri. Bir gün Mustafa Hoca dedi ki, forvet dediğin şerefsiz olacak, namussuz olacak, pirinç pilavını çok iyi yiyecek. Rakip böyle savunma baktığı zaman tövbe estağfurullah, bu ne biçim tipi var bunun diyecek, ürkecek. O forvet gol attığı zaman çeşitli enteresan rakibi sinir edecek hareketlerde bulunacak. Rakip taraftar diyecek ki ulan onu yiyelim, bu şerefsiz gol atmasın diyecek.
Benim istediğim forvet de böyle. Samat da bunu karşılıyor mu? Akşam göreceğiz. Akşam göreceğiz karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Ama lafıma darılmayın. Beni yanlış anlamayın ama Fenerbahçe'ye siyahi forvet gider. Yani tam pekurusu olacak. Tam böyle tam. Böyle safkan, su katılmamış pekurusu olacak. Yani orço olacak. Anlatabiliyor muyum? Böyle su katılmamışından olacak. Ha, röportaj verirken de böyle efendi, masum, zannedersin böyle ilkokul birinci sınıfa gidiyordu, okuma yazmayı yeni öğrenmiş. Altına işemiş ama kimseye söyleyemiyor utancında. Evet, ben böyle bir futbolcuyum yani, oynamayı çok seviyorum. Bizim küçükken ekmeğimiz yoktu. Annem gidiyordu. Kardeşim Gülcan'a kırmızı pabuç alıyordum. Kimse böyle bir şey verecek böyle. Röportaj verecek ama sahada. Yani onu söyleyeyim. Şimdi şimdi arkadaşlar Genk takımında bir forvet var. Paul Onuachu. Paul Onuachu. Yani Emenike. Şimdi bu Paul Onuachu ismini çok gizledik. Ama yavşak, karaktersiz, haysiyetsiz. Son 5 maçta 4 gol attı. Karakteri bozuk. Yani biz bu arkadaşı çok ciddi bir şekilde alıyorduk arkadaşlar. Bakın çok ciddi bir şekilde alıyorduk. Hatta 3-4 milyon euro bandını alıyorduk. Ama arkadaş leblebi gibi gol atmaya başlamış. Kimdir Onuachu? Onuachu 28 Mayıs 1994 doğumlu. 26 yaşında. 2.01 boyunda. Gerçek boyu 2.01. Başka ne boyu? Santrafor. Nijeryalı. Bakın Nijeryalı bak. Nijeryalı. Santrafor. 2.01. Yaş 26. Şu ana kadar benim bütün kriterleri tamamlıyor. Profil resmine bakın. Sen hayırdır kardeş yapıyor böyle. Hayırdır lan. Hayırdır. Ne bakıyorsun falan yapıyor böyle işte. Bak röveşatayla çakarım. Bak görürsün bakışı var. Bak profil resmine bakın. Yani az önceki tanımlamayı şöyle kenarda tutun. Profil resmine bakın. Ulan adamın bahsettiği adam bu dersiniz. Bu arkadaş 2024 yılına kadar Genk takımıyla, Belçika'nın Genk takımıyla sözleşmesi var. 7 maç oynamış. Nijerya milli takımında bir golü var. Midtjylland'dan geçen sezon 6 milyon 6 mı 8 mi? 6 milyon euroya alınmış Midtjylland'dan. Ancak işte alalım, oynatalım, performans bonusu işte hani dördünü şimdi verelim. 2 şampiyon olursak verelim. 2 oynarsa verelim. Şunu da yapalım. İşte sonraki satıştan da %10 size pay verelim demiş olabiliriz. Ama yani bu arkadaş Fenerbahçe'nin o müthiş şansının kurbanı olan arkadaşımız. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bu arkadaş da biz Eylül 27, Ağustos 25, 24 bir aydır falan görüştüğümüz. Ama şunu söyleyeyim bak, bir şey daha belirteyim. Hocam hani bu adamı 4 falan dedin. Bu adamı zaten 6'ya almışlar. Nasıl 4'e satsınlar? Bu adamın size geçen sezon performansını anlatayım arkadaşlar. Bakın komediye bakın. Bakın komediye bakın. Bu arada 5 maç 450 dakika yapar değil mi? 323 dakikada 4 gol. Bu arkadaş geçen sezon 29 maça çıkıyor. 10 gol, 2 asist. 1899 dakika. Yani 21-22 maça oynuyor. Ancak o kadar süre buluyor. 10 gol, 2 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkıyor. 214 dakikada 1 asisti var. Yani geçen sezon çöpleri oynarken yani Genk rica etmiş. Demiş ki Fenerbahçe'ye, ya biz forvetten verim alamıyoruz da talip olur musunuz? Ayıpsın baba demiş bizimkiler. Ve bu arkadaş bu sezon 323 dakikada 4 gol. Bakın 4 milyon euro size komik gelecek değil mi? 4 milyon euro. Hiç komik gelmesin.
Aynı Samatta'daki mantık. Ve yani bu arkadaşın durumu bu. Hatta şunu da söyleyeyim size. Hocam bitti mi? Tamam, başkasını alacak mıyız? Bak ben size bir şey söyleyeyim. Ciddi bir duyum söylüyorum. Böyle şifreli mifreli vermiyorum. Geçen gün söyledim ama anlamamışsınız. Bence Papistisyen'in gelme ihtimali sıfır. %0 Papistisyen'in gelme ihtimali. Bence. Bu bir. İki. Biz size, yani ben size pivot santrafor aradığımızı söylemiştim. 2-0-1. Yani yeterince pivot herhalde. Kanalımızda boyuyla çok ilgilenen arkadaşlar vardı. O arkadaşlar için de bence uzun boylu. Bu Onuachu ismi, Paul Onuachu ismi. Yani Erol Bulut'un çok çok isteyeceği bir isim. Hocam Samatta'yı aldık ya, neyin Onuachu'su? Arkadaşlar Samatta kanat da oynayabiliyor. Bak size bir şey söyleyeceğim. Bu Onuachu'yu al forvete koy. 2-0-1. Samatta'yı sola koy. Valencia'yı sağa koy. Kaçınız yok dersiniz. Ne Perotti'si dersiniz. Ha bu arada Perotti konusunda bir şey söyleyeyim. İlk günden beri söylediğim şeyi ineliyorum. Perotti bonservisi elinde olmadığı müddetçe gelmeyecek ve ben geleceğini de zannetmiyorum. Roma kulübüne güvenmiyorum. Bir arkadaş, duyumcu bir arkadaş, aksilik olmazsa haftaya İstanbul'da demiş Perotti için. Bence kıymetli vatandaşlarımız, Perotti ile transfer görüşmelerinde artık yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü Premier Lig'den kanat hayat, yok Premier Lig'den kiralık kanat dönemine giriyoruz. Maske takmaya, sosyal mesafeye. Bu sizin şehrinizde de oluyor mu? Sadece Kayseri'ye özel değil değil mi? 11.30 ve 3.30'da her gün söylüyorlar ama Kayseri'ye özel değil değil mi bu? Yani sizde de var. İşin şakası bir tarafa, Premier Lig'den bir kanat oyuncusunu kiralamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Satın alma opsiyonunu mu bilmiyorum. İsmini bilmiyorum. Cismini bilmiyorum. Belki de sizi yanlış yönlendiriyorum. Bir transfer duyumcusunda daha gördüm bu Twitter'da bu duyumu. İstediğinizi düşünebilirsiniz ama ben Perotti'yi zannetmiyorum. Siz senin geleceğini düşünmüyorum. Hatta ben duyumlarımın ve yorumlarımın ışığında Perotti 0, Siste 0. Bu Onuachu. Bence bu Onuachu alınır. Transfer sezonu kapatılır diyorum. Bakın bir kez daha söylüyorum. Bence bu Onuachu'yu alırız. Transfer sezonunu kapatırız. Yani ne gelen olur, giden olur. Giden olabilir. Ne giden değil, giden olabilir. Ne gelen olur, ne gelen. Ama giden olabilir. İnşallah bu süreci hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz. İyi dersler arkadaşlar. Sağ ol. 5.200.000 euro değeri var. Ama dediğim gibi geçen sene yokları oynayan bu arkadaş için bu sene... Sene ne olacak? Karışık bir sene. Vallahi sizden şimdi bu kısımdan sonrası biraz muhabbet kısmı. Sizinle muhabbet etmek istiyorum. Bu kısımdan sonrası muhabbet kısmı. İsterseniz dinlemeyin arkadaşlar. 13,5 dakikada dinlediniz. Yeter. Zaten 3. video oldu bu. İlk 2 video kanalda. Of, şunu hemen paylaşalım. İkisi açık. Yayınla. Yayınla. Sonu la ile biten kelimeleri sanki Ankaralılar buldu gibi ya. Yayınla. Yayınla la. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü bu transfer döneminde tarihin en fazla gelen ve en fazla giden sayısına ulaştı diye biliyorum. Yanlışım olabilir. Birkaç tane daha senede böyle komple sülaleyi doldurduğumuz sezon oldu ama bu sene aşırı sayıda gelen ve aşırı sayıda giden oldu. Hani Erten Ersu'dan tut, ismini anmak istemediğim savunmalardaki isimlerden şuradan buradan tut, daha gidecek de olacak. Hani aşağı yukarı şu üstte transfer markette yazıyor muydu? Gelen giden yazmıyor mu ya? Güncel sezon transferleri. Aşağı yukarı bir 30 tane sirkülasyon oldu değil mi? Herhalde bir 30 oldu gelen giden. Şimdi gelenlerin yaş ortalaması 25.1. Gidenler
Yaş ortalaması 25,7. Mesela gidenler Falette, Ekici, Emre bıraktı, Zayt 4, Hasan Ali 5, İsla 6, Erten 7, Alper 8, gençleri saymayın, Mevlüt 9, Tolgay 10, Oğuz Kağan gelen giden 11, Barış Sungur'u saymayayım, Abdülcebrail'i saymayayım, Jason 12, Vedat 13. 13 tane giden var. Artı bunlara gençleri de dahil edersek 13, 18'e falan çıkıyor. Ömer Çakı da gitti. 13 tane giden var. Az takımda oynayabilecek seviyede. Bir de gelenler var. Yine aynı şekilde gençleri saymayayım. Zanka, Okan Turp'u dahil etmeyeyim. Frey, Oğuz Kağan'ı da sayalım. 13 giden var. Oğuz Kağan. Samat da 4. Mert Hakan 5. Caner, Valencia, Gökhan, Novak, Sosa. Barış Sungur'u saymıyorum. Tiam, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek, onu sayayım. Lemos, Sangare, Tisserand. 16 tane mi gelen var? Dur lan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Frey'le birlikte 15, Zanka 16. 16 gelen, 13 giden 29. Buna gençleri dahil edersen sayı yaklaşık 40 oluyor. Yani 36'da falan kalıyor. 29. Bugün gitmesi muhtemelen 3-4 kişi var. Murat Sağlam'ı da dahil et. 29-30. Gitmesi muhtemel 3 ya da 4 kişi var. Gelmesi muhtemel 2 ya da 3 kişi var. Hadi hepsinin geldiğini düşün. 36. 36 kişilik bir sirkülasyon takımıyız. Bakın 36 kişi. Allah aşkına. Yani gelenlerden 11 çıkartırsın, gidenlerden 11 çıkartırsın. Ha, resmi gelen giden sayısı 41. Gelen giden sayısı 41 şu an için. Bir de artısı var işin. Tisserand'a 4 diyor, 4 değil 2,6. Sangare 1,75 diyor, 1,75 değil 0. Lemos 1,5 değil 1,4. 2,6, 1,4 daha 3,4. İsmail Yüksek'e sayım 65 mi? 4. Samatta'ya bu yıl para verilmeyecek. Bakın 4 gelenlere verdiğimiz para. Hadi transfer marketi kabul edelim. 7.32 diyor. 7.32'yi kabul edelim. Gidenler 17.5 Vedat. Jailson 4.5. Yani 18. 22. 22. Ben Zayt'ın da peşin gittiğini düşünüyorum. 4.5'a. 26.5. Bir iki isim daha bonserviste gidebilir. Bak 22 satışımız var. Gidenlerin toplam değeri 26,55. Aynen 26,55 gidenlerin değeri. Gelenlerin değer toplamı 39,8. Yani kadroda da bir artılık var. Yani artı yönde ilerleme var. Artı. Artı. Fenerbahçe'nin gelenlerinin yaş ortalaması 25,1. Gidenlerin yaş ortalaması 25,7. 25,7. Bundan yani 25,7'den kimi çıkart biliyor musun? Batuhan'ı çıkart. Emre Nasuh, Muhammed Gümüşkaya 3. Oğuz Kağan 4. Barış Sungur 5. Abdülcebrail 6. Bak 6 tane 21 yaş altını say. Gelenlere bakıyorum. Okan Turp 19, Abdülcebrail 18, Batuhan. Gerçi Batuhan'la şey çıktı. Bir tane Okan Turp var. Oğuz Kağan, Emre Nasuh, Emir Miray. Yani hadi gelen giden aynı olsun. Gelenlerin yaş ortalaması 25 civarında, gidenler 26 civarında. Yaş ortalaması da küçüldü. Not ekleyeyim. Sosa 35, Gökhan Gönül 35. Sosa ve Gökhan Gönül yerine 30'luk futbolcular alsan gelen yaş ortalaması 25'in çok altına, 24'ün de altına düşebilir. Hatta şunu söyleyeyim. Bu Muhammed Mustafa, az önceki saydığımız arkadaşlar, bu arkadaşlar gelse yine yaş ortalaması daha da düşecek. Şimdi transfer söylentileri var. Transfer Market'ta Mustafa Muhammed sanmam, Galeno sanmam, Fabio Martins gitti. Perotti'yi sanmıyorum. Antonio Çolak başka takıma gitti, geç. Okaka geç. Bagdad Bonatciak. Bu arkadaşı almadık. Samatta'yı aldık. Cavani geç. Mandzukic geç. Sporar geç. Zeluis geç. Origi geç. Joelinton geç. Başcuay geç. Kalu geç. Livaka geç. Burak Kapacak geç. Bastos geç. Bakasetas geç. Yani
Bu transfer şeydeki bu listedeki hiçbir şeyinde geleceğini, hiçbir ismine geleceğini düşünmüyorum. Varmak istediğim konu şu. Sıfırdan kurulan bir takımsın. Sıfırdan kurulan bir takımsın. Ve bu takımın bir yerlere varması, yani oyun, futbol, mantalite, şans, adil yönetim, destek hepsine bağlı. Bugün hepiniz biliyorsunuz ki Fenerbahçe'nin şampiyonluğu birçok şeyden daha önemli. Şampiyonluk forma satışı demek, şampiyonluk 4 yıldız demek, şampiyonluk destek demek, şampiyonluk sponsorluk demek, şampiyonluk para demek, şampiyonluk gelen oyuncuların daha iyi olması demek. 5 senedir, 6 senedir kupa kazanamayan, Avrupa kupasına gitmeyen bir takıma, beni yanlış anlamayın ama Tisserand'ı almak başarıdır. Lemos, hocam ikincilik topçusu. Geçenki performansın üstüne koysun görürüm ben kim ikincilik topçusu. Bunu almak başarıdır. Nova'ı Trabzon'dan getirmek başarıdır. Gerçekten başarıdır. Caner Gökhan, hadi bunlar Fenerbahçe aidiyetinden geldiler. Ama başarıdır. İsmail Yüksek alt ligden geldi. Ama neyse. Yani Fenerbahçe için Sosa bir başarıdır. Gerçekten başarıdır. Mert Hakan Yandaş kalsa Sivas'ta nereye gidecekti ki? Ya nereye kadar gidecekti? Ne yapabilecekti? Anlatabiliyor muyum? Tiam bedava geldi, süreç malum. Sinan Gümüş ücretsiz alındı. Bak Tiam'la Sinan Gümüş eğer tutarlarsa bunlar da başarı. Tutarlarsa. Samat da bence bedava aldık. Bu bir başarıdır. Şampiyonlar Ligi'nde yoksun. Avrupa Ligi'nde bile yoksun. Valencia'yı Meksika'dan getirtmek çok bir başarı değil. Becerebilip Cavani'yi getirseydin, Malang Sarı getirseydin bu ekstra başarıydı. Bu çok çok öte bir başarıydı. Olmadı. Olmaması da hayırlısı buymuş demek lazım. Ama ben şunu da belirteyim. Fenerbahçe iyi yolda. Bak Aziz Yıldırım döneminde olsaydık Hatay maçında berabere kaldıktan sonra Cavani'ye 7-8 basar getirirdik. Rahat getirirdik. Samat Dayı o gün 8,5 artı 1,5 kiralamaya 10 milyona getirirdik. 10 milyona getirdik. Şimdi 6'yı aldık. Başarı bonusu 750 bin euro. 6-750 sayın siz. Bak 10 verirdik, 6-750'yi aldık. Yıllık ücretine 2,5 basar alırdık, şimdi daha düşük parayı aldık. Cavani'yi dediğim gibi 7'ye 8'e getirdim. Oynatamazsan çok daha büyük hayal kırıklığı. Galatasaray maçını kazanırdık Aziz Yıldırım'ın. %100 kazanırdık. En kötü berabere kalırdık. İnşallah bu sene de kazanırız. Yani Ali Koç ve Erol Bulut yönetiminde de kazanırız. Bu maçı kazanırsak Cavani'yi vereceğimiz belki de 7 yıllık versen, 7 elemanına versen, 4 sene yapsan 28, 35 milyon eurodan belki kurtulmuş olacaksın. Ama tabii 35 vereceksin ama neleri kazanacaksın? Bir de orası var. Bir de orası var. Bakın, birbirimizi yemeyi bırakalım. Birbirimizle tartışmayı bırakalım. Birbirimizin fikrine saygısızlık yapmayı bırakalım. Takıma odaklanalım. Bugün sonuç ne olursa olsun. Hocam sen böyle konuşuyorsun. Kötü bir düşüncem var kafanda. Asla. Ya ben şu anda nötr durumdayım. Nötr durumdayım. Hatta ben şu anda Fenerbahçe'nin daha önde olduğunu düşünen bir durumdayım. Niye biliyor musun? Caner Tiam yap. İkisi uyumlu. Galatasaray'ın sağ kanadından kolay kolay yüklenebileceğini zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Sola, daha doğrusu Fenerbahçe insanı Gökhan Gönül'le Valencia'yı koy. Valencia o süratle Galatasaray'ın yedek sol bekini bence çok büyük riske sokacaktır. Samat da forvete koy iki tane savunmacı ki Luyendama çok dengesiz savunmacı. Ben bugün kırmızı yiyebileceğini düşünüyorum. Adil bir hakem yönetiminde. Bir kırmızı yedirtse maçın kaderi değişecek. Sosa, Mert Hakan, Ozan, Gustavo artık orta sahada kim oynarsa. Orta saha bak Galatasaray kanatlarda kitle Galatasaray ortadan gelemez. Bak ben size Galatasaray'ın şifresini söyleyeyim. Kanatları kitle ortadan gelemez. Kanatları kitlerken de Aykut Kocaman mantığında ya sola Nova'a koyayım çıkma diyeyim. Önüne de defansif bir sol kanat koyayım ona da çıkma diyeyim mantığı değil. Sürekli bindirme mantığı. Yani rakip teknik direktör, rakip takım Fenerbahçe kadrosunu görünce ulan bunlar fark atmaya mı gelmiş? Bu nasıl ofansif kadro? Dediği anda iş biter bence. Hocam iyi de Galatasaray'da ofansif çıkarsa ne güzel maç izleriz. Seyir zevki yüksek maç izleriz. Top bir o kalede bir bu kalede maç izleriz. Yıllardır kontrollü maç, kontrollü maç, kontrollü maç. Ya yıllardır kontrollü derbi izliyoruz. Derbilerden keyif alamıyoruz. Ya da hakem yönetimi maçın önüne geçiyor. Bugün onun önüne geçsin. Bugün kazanırsak benim bir iddiam var. 12 puan kazanmış olacağız.
Hocam 6 puanlık maç diyoruz. Ne 12'si? Bugün kazanırsan Galatasaray'ın ne kadar tırt bir takım olduğunu, karşılaştığı iki takımın basit beleş takım olduğunu göstereceksin. Ve gelecek hafta Galatasaray'ın rakibine diyeceksin ki sen de yenebilirsin. Bir. İki. Birlik beraberliği sağlayacaksın. Şu anda camiada bir huzursuzluk, bir güvensizlik ortamı var. Bunu sağlayacaksın. Önümüzdeki maç taraftar diyecek ki Fenerbahçe Karagümrük'ü yener ya, hazırlık maçında zaten üçtük biçtik tarttık. Şimdi yeneriz diyecek. Gelecek hafta 1-0 kazandığında milli araya gideceksin. Bak 12 puan kazandın dedim ya. 3'te oradan 15 puan kazanmış olacaksın. Ama hocam lig tablosunda 10 puan olacak? 10 değil. Lig tablosunda 15, 19 puan olacak? Psikolojik baskı her şeyden önemlidir. Psikolojik baskı bu ligde. Öte taraftan Galatasaray'ın haftaya puan kaybettiğini bir düşünün. Milli araya gidecekler. Fenerbahçe maçını kaybedip sonraki maçta puan kaybeden Galatasaray'ın taraftarının tepkisini düşünün. Ve kağıt üzerinde bak, Galatasaray 2 hafta yenildi diyelim. Fenerbahçe 2 hafta kazandı. 10'a 6. 10'a 6, 4 puan fark. Hayır, 4 değil. 4'ten çok daha fazla fark. Bugün hatta ben daha da enteresanlaştırayım. 3-0 kazandık. 3'ünü de Samat dağıttı. Taraftarımızın ilgisi, alakası ne şekilde değişecek? Bakın geçen hafta ben bir istatistik tuttum. Hatay maçında puan kaybettikten sonraki gün kanalımızdaki video izlenmeleri aşırı şekilde düştü. Umutsuzluk. Bak ben ibreyi değiştiriyorum. Bugün kazanalım. Yarın izlenme sayısı, bugünkü izlenme sayısının 3 katı olur. Yarın saçmalayayım, açayım, vala 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 bir şeyler diyeyim, saçmalayayım. En az 500 tane beğeni gelir. Millet zevkten böyle, mutluluktan ulan üye olayım da şu adama katkıda bulunayım da abone olayım lan, adam ağlayıp zırlıyor da abone ol diye der. İşte bizim taraftarımızın hayat bulacağı bence ortam bu. Bizim yarın kazanmak dışında, ya bugün kazanmak dışında bir lüksümüz yok. Bugün kazanırsak güller açar, yüzler gülümser, hayat değişir. Hayat değişir. Birçok şey değişir ligde. Ama kaybedersek de bizim için son değil. Daha 37 maç var ama bir güvensizlik ortamı oluşur. Huzursuzluk ortamı artar. Dua edin. Allah'tan dileyin arkadaşlar. Yani her şeyin yaratıcısı Allah'tan dileyin. Yani şey, iddialı yorumları değil de dualı yorumlara odaklanın. Ve inşallah biz bugün bu maçı kazanalım. Sonra hep birlikte maç sonundaki canlı yayında gülelim, eğlenelim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.